Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Koala Gaming gördüğünüz gibi tam takır ekip olarak burada. Gel, nerede Can? Ciguli, İbo, Berkay, evet. X-Masımız, Berkay'ımız. Sizler Sinomuz. İçin Eskişehir'e geldik. Şaka. Kendim için gel. Eskişehir'e geldik, geziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada bir masal şatosu var. Ben bu vlogun baş resmi olarak da Sülo'nun neydi? Pamuk Prenses'li resmini atacağım. Mükemmel bir Pamuk Prenses resmi olacak. İhaleye katılıyoruz gençler. Şura kaç para gider ya? Şimdi biz hesapladık. Buna 20-30 ton demir gitmiştir. Aynen. İyi para gitmiştir en azından diye. Ama satmıyorlarmış. Onu da düşündük. Satmıyorlar. Şimdi biz ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz. Şöyle Berkay'ı da gösterelim. Ciguli. Bir el salla Ciguli. Ciguli de el sallıyor, İbo da el sallıyor. Bakalım nerelere gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi de Nuh'un gemisine geldik. Nuh'un gemisi çok büyüktür. Hayvanlarımızı çifter çifter Nuh'un gemisine koyduk biz. Ama diğer hayvan nerede? Diğer hayvan yok. Diğer hayvan da gelsin. Çifte oldunuz orada. Oğlum ben nasıl çıkacağım? Beni böyle çek. Bir de böyle çek diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de böyle çekiyoruz. Titanik yapıyorlar. Aman tanrım, Titanik yapıyorlar. Yok böyle bir şey. Göremezsiniz bak bir daha. Berkay'la Sülo Titanik yapıyor. Aman tanrım, yap Titanik baba. Yap Titanik. Hareket var mı gemide? Gemide hareket var mı? Oğlum gemide hareket. Sallama lan. Sallama. Bildiğin yıkıyorlar arkadaşlar şu an. Hakikaten bildiğiniz yıkıyor. Bunlar biraz hayvana doluştu. Oğlum ben gidiyorum. O kadar mesaimiz var lan. İnsan nereye gidiyor onlar? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu gördüğünüz bir uçak. Uçak Eskişehir'in uçaklarından. Biz bunu işte sene 1900 bilmem kaçlarda Kıbrıs harekatında falan kullandık. De yalan, öyle bir şey yok. Bizim şimdi arkadaşlar şurada arkada. Hemen gidelim onlara. Gidelim. Geçtim. Berkay, uçak hakkında ne düşünüyorsun? Uçak güzel ama uçmuyor. Uçmuyor mu? Aynen. Uçak güzel uçmuyormuş. Değil. Uçması Sülo. Olması ama işte uçmuyor. Bunu şey ya... Motoru çalmışlar ya baksana. Motoru çalmışlar. Yok motoru yok. Yapmıştır kesin. Ha bak o olabilir. İbo sen ne düşünüyorsun uçak konusunda? Ha bence güzel. Hiç tasarlamışlar ama bunu düşünmüyorsa bir problem. Ya uçsa diyorsun olurdu. Bizim dedemizde diyorsun. De vardı bundan değil mi? Aynen işte diyorum, biz Kıbrıs Paraşa Harekatı'nda kullandık biz bunu. Peki şurada bir tane daha emektar var. Bu da işte Berkay sıkılınca işte SS'e gelirken bunu alalım. Kullandı. Buraya bıraktık, park ettik. İnsanlar görsün, nasiplensin falan. İşte Sülo'yla geldik. İki kişilik koltuğu var zaten. Takıldık öyle. İki kişilik koltuğu varmış. Radyosu çalışıyor evet, mu? Çalışıyor. Sabiha Gökçen tamam. De benim büyük nenem yani. Evet, tamam işte oradan gördünüz. Oradan bize miras kaldı. Sabiha Gökçen yazıyor bakarsın. Evet bak orada Sabiha Gökçen yazıyor. Atatürk'ün imzası var. Atatürk olmazsa uçak olmaz. Bizim. Biz buraya gösterirsin diye verdik. Biraz sergiliyorlar. Bir hikaye daha duracak, sonra takılacağız. Sonra işte SS'den İzmit'e dönerken alacak bunu, yine geri dönecek. Evet, bir de Zeytinli Pest'e gidiyoruz. Sülo telefonla konuşuyor. 8, ne kadar? Stüdyo ayarlıyor arkadaşlar şu an bize. Stüdyoya da gireceğiz. 8-9 diyor. 25 lira. Sülo'nun göbeği. Birisine versem sen ona tarif etsen yerine olur. Birisine versen. Kime? Sülo birine veriyor ama kime veriyor bilmiyorum. Dur, İbo'ya veriyormuş, evet. İbo'ya da veriyor. Sülo. Ben çok ne? Verici bir insanım. Abi Sülo yavrum. Can geliyor, uçağı bir tavaf etti arkadaşlar. Bizim umre bu şekilde. Umre diyoruz ki bu uçakla gidelim daha aynen, ucuz oluyor. Aynen öyle diyorlar ama sen ne diyorsun bu konuda Can? Uçak nasıl bir uçak? Diyor arkadaşlar uçmuyor ama uçaktır en nihayetinde. Abi baba uçak. Az yakar çok kaçar. Kaç yapar bu Can? 100 yapar ya. 100 yapar mı? Oğlum. Neydi lan bu şey? Tamam, titanyum lan bu. Paslanmaz canım bu. Nasıl paslanmadı bu? Paslanmış işte. Buraya basmayız demiştim. Elle mi basmayacağız, ayakla mı basmayacağız? Sen kafayla basma İbo. İşte. Gördüğünüz gibi İbo basmayınız diye yere elle baskı uyguluyor şu anda. Birazdan uçağın roketlerinden... O uyar aslında zamanında pilotlar için yapılmış. Hayır, zamanında insanlar için yapılmış ama gördüğünüz gibi İbo herhangi bir insan olmadığı için... Ya ne yapayım? İbo elimizde kalacak. Görevliyi çağırabilir miyiz arkadaşlar? Evet, hemen görevliyi alalım buraya. Ne yapmak isterdin? Yürüyen uçak. Bu yürüyor mu Can? Sen mi yaptın? Adamsın. Yürüyen uçak yapmak istiyorum. Yürüyen uçak. Arkadaşlar bu bizim yürüyen uçağımız. Yürüyor. Kime yürüyor bilmiyorum. Sana mı yürüyorsun? Sana mı yürüyor uçak? Ben çok seksi olduğumu düşünüyorum. Saçlarım böyle hafif dalgalanıyor ya. Can.
Seksi olmuş olmam lazım. Oluyor mu? Dur ben de seksi olayım. Oldu. Tamam. Süper seksi oldum. Nasıl? Silo oğlum poz verme. Vermiyorum zaten. Bakmıyormuşum gibi. Doğal hali, doğal hali, doğal hali. Biz bunu akşam gelsek, çağırsak, satsak acaba deminden kaç para kazanırız? Para etmez ki bu ya. Bu paslı oğlum bu. Bu 150 bin kilometre yapmış mıdır? Bu mu? He, tüpte yok takılmış oğlum, olsa. Tüplüdür lan tüplü bu. Mi? Türkiye'de gitmez bunun yakıtı pahalı. Aynen. Tüpte olduğu 3 lira zaten. Aynen. Sosyal mesaj. Dıdıs dıdıs dıdıs. Pahalı pahalı. Her şey hayat pahalı arkadaşlar. Ama uçak ucuz. Uçak ucuz. Uçağı satıyoruz. Açık arttırmadan verelim uçağı. Daha almadık ki ama sattan satıyoruz. Olsun oğlum. Önceden neyse, satalım. Şey satıcısı hazır olsun. Aynen şey dümenden böyle adam ev sahibi değil ama başkasına satıyor. Ya işte ben de onu diyorum. Uçak güzel abi. Uçak iyi. Bak numarası burada. Bir dakika. Şeyden nereden test şey yapıyorlardı? Tüyden bakabilirsiniz. Muayenesi falan. Tüy araba için o. 6 ayda bir muayenesi. 3 yıllık muayenesi tam bunu. Biz aldık. Muayenesi tamam bunun ya. Bunda sıkıntı yok bence. Ya uçağın tek bir sıkıntısı var. Diğer her şeyi tam motoru falan yürüyene güzel. Uçak uçmuyor. Uçurabilirim ben diyen delikanlı varsa. Ama bu uçağın da bir özelliği var. Yürüyor. Yürüyen uçak. Gördüğünüz gibi yürüyor arkadaşlar. Ayaklar yerde. Bayağı yürüyor. Full altı full ekstra da durdurma kancası engellik. Abi CD çalar var mı CD çalar? O da. CD o da, çalar o da, olacak. Altılı CD değiştirme. CD mi kaldı oğlum? USB var. Nasıl şey, USB var? Giderken işte şu cam kısmı var ya böyle onu şu açabiliyorsun. Önde. Ha? Ha sigara da içiliyor. Sigara içebiliyorsun. Of. Tabii oğlum. Tamam oğlum niye satıyoruz oğlum biz o zaman? Ha? Eject var ya, vibrasyon falan. Eject, yavrum benim tabii senin İngilizceliyim be. Oğlum şu an çok ezildim, anlamadım lan. Anlamamış, ezilmiş. Tamam, tamam. Pazarlamacı değil misin oğlum sen? Sen nasıl anlamazsın? Eject ne demek ya? Eject, enjeksiyon. Altı nokta enjeksiyon. Ya şey hani o, şey DVD writer'a böyle basıyorsun, eject falan. O işte. Ben oradan biliyorum. Öyle desene ya. Ya gidiyor gidiyor. Öyle desene. Tamam iyi tamam. Biz burada burayı bu faslımızı da kapatalım. Ama uçağı almak isteyen arkadaşlar yoruma yazabilirler arkadaşlar. Uygun bir fiyata bırakırız. Muayenesi tam. Çekinmeyin. 3 yıllık muayenesi tam. LPG'yi yeni taktırdık. Motoru yenmedi. Yolda giderken tek kârı sigara içebiliyorsun. İşte bak bu araba pardon uçağa binen bir daha kalkamıyor. Anca spatulayla kazırsın. Abici sen bu uçağa bin, spatulayla kazırlar seni. Diye pazarlamacımız... Araç, şey. Araç... Bir dakika bir şey konuşuyorum rica edersen. Ürünü satmaya çalışıyorum. Araç, bel altı boyalı. Üstü cam olduğu için komple boyalı. Aynı önden vardır, bulabilirsiniz. Ama böylesini bulamazsınız. Aynen öyle. O yüzden... Bence iyi bir fiyat, iyi bir performans bence almalısınız. Bence biz promosyon yapalım. Jet'i alana koala bedava. Evet. Jet'i alana koala bedava. Koala da satalım arada. Bak şunu tamam da göstermedik. Hacı o Berkay'ın gelirken kullandı ya oğlum senle aynen beraber. Bir de dönüşü var bunun. Aynen. Ama yani alacak arkadaşlara tavsiye önceden park alanlarının haritasından. Evet yoksa çünkü böyle zorlanıyorsunuz yani. Sıkıntı gerçekten değil mi? Hani otoparkta yer bulmak çok zor. Olmuyor. Bir de otoparkçılar bir de para istiyorlar yani falan. Yol kenarına çekeyim diyorsun. Hiç olmuyor. Olmuyor yani. Park alanı lazım arkadaşlar. Alacaklar bir garaj teklif ederim. Yani. Yapılması gerekiyor. Hangi garaj o? Garaj demeli lazım. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de arabayla geziyoruz. Arabamızı yaptık. 3 aydır yatan arabamızı yaptık. Şoförümüz Silo. Önde Ciguli Can. Ciguli'miz, canımız, At Sevenler Derneği Başkanımız, o gidiyor, onun arabasını bırakacağız şimdi. Burada gördüğünüz gibi Volvo, her türlü biliyorsunuz arkadaşlar, 740. Şuraya artık sığıyor musun oraya? İşte idare ediyoruz ya. İşte idare ediyoruz ya. Oraya nasıl sığarsın ya? Gel gel, canı yanına gel. Aç camı biraz, aç camı, aç camı. Aç birazcık. Sen kimi şekil şukul yapıyorsun oğlum? Artist misin lan sen? İn lan aşağı. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Neyi kaç yaşındasın oğlum? Ne oluyor lan? Beni bırakacağım. Adı 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 bin yeşil yandı. Yürü 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 yürü. Yürü yürü takip ediyorlar yürü. Aynen yukarıya doğru biz devam edelim. Gördüğünüz gibi
İbo bize şekil şukul yaptı. Ne yapacağız biz bu konuda? Bence İbo'ya bir İskender ısmarlatalım. İskender az lan. Ya da bir buçuk. Bir buçuk, bir buçuk İskender. Camı kapa. Çok trolloyloyloylar var burada. Tamam, çok fazla basmayalım. Benzin bitiyor. Ben mi koydum? Adam ben koydum diye şekil yapıyor. Gördüğünüz gibi her türlü gidiyoruz arkadaşlar. 50-60 bize yetiyor böyle. Gidiyoruz. Şeklimiz yerinde. Şöyle ben... El salla. Devam edelim abi. Arabayı bırakmaya gidelim. Hazır mı? Koala Gemi Telepinze merhaba arkadaşlar. Vlogumuza devam ediyoruz. Şu an stüdyodayız. Baterini Xbox Marco. Ve gitarda Sarılar Üstüno. Asla ben Lucky 13. Solistimiz Can Özkan. Çok sağ olun. Herkes kamerada ve bek vokalde İbo Mania. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar lan oğlum böyle olmaz bu hayat dedik. Lan oğlum böyle olmaz bu hayat dedik. Ve girdik. Lan oğlum böyle olmaz, olmaz, yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz, lan oğlum böyle olmaz. Ya bir daha yapalım. Hepsini iki kere yapalım ya. Kes bunu. Ya oğlum iki kere diyoruz. Bir kere olmadı kardeşim. Kardeşim kavşak tam iyi mi oldu ya? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar eve geldik. İnanılmaz yorgun hayvani bir gün geçirdik arkadaşlar. Güzel bir gün geçirdik. Sülo Berkay'la beraber sürpriz yaptı ve Eskişehir'e geldi. Biz de bu Eskişehir'e geldiklerini faydalanalım gezelim dedik. Ama her yanımız ağrıyor. Özellikle omuzum yandı. Şu an ağrıdan ölüyor bastı taşımaktan. Normalde benim bas gitarla alakam yok. Sadece hayatımı birkaç defa çalmışımdır falan. Hani ama idare etti, çalıştık.
güzel gün oldu, tatlı gün oldu. Bugünü de sizinle paylaşmak istedik. Şimdi ben arkadaşları sizinle göstereceğim diye döneceğim. Bakın gördüğünüz gibi kimse yok. Ben evde tek başımayım. Niye? Beni bıraktılar. Dediler ki biz gidiyoruz lan, arabayı yaptık o kadar, gideceğiz takılacağız falan dediler. O yüzden de gittiler arkadaşlar. O yüzden ben burada tek başıma kaldım. Yapabilecek bir şey yok. Lütfen arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve yorum atın. Biz bu videoyu, bu stüdyoyu biraz eğlence amaçlı deneme bilmem kaçlarla devam ettik. O yüzden eğlence olsun istedik. Biz bize takılalım istedik. Heyecanlı güzel bir gün geçirelim istedik. Lütfen arkadaşlar eğer bu tarz şeyleri beğeniyorsanız beğenin ve like atın ki biz de devamını da çekelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.